konstrüksiyonumuzla ilgili ölçüleri vermek istiyorsak, konstrüksiyonumuz zaten birbirine sıfır kaynatılacak kesildiği noktalardan. Bunun için bu yüzden tam ölçülerini vermemiz yeterli olacaktır konstrüksiyonun, profillerimizin. Profilimizin şu ölçüsünü verelim buradakine. Yükseklik belirtmek için şuradaki ölçümüzü alalım. Şöyle içeride de bırakabiliriz bu ölçüyü. Daha sonradan da düzenleyebiliriz. Hangi profili seçeceğini bilmesi için şuradaki açısal ölçünüzü de alabilirsiniz. Şu ölçüyü. Veya uç uca ölçüde alabilirsiniz. Şuradan. Burada çalışanın hangi ölçüyü deki profili kaynatacağını bilmesi için gerekli bu. Gerekli ölçülerimizi veriyoruz. Zaten numaralandırma yaparken de bu ikisinin birbirine aynı parça olduğunu göreceğiz. İki parçalarımız, karşılıklı bütün parçalarımız eşit. Kaynak konstrüksiyonumuz tamamen yatayda, dikeyde simetrik bir grup. Bunu ayrıca belirtebiliriz de tabii. Daha sonra geliyorum şu mesafemi de bildirelim. İksen çizgimizi seçtik. İlk önce kaynak grubumu, profil grubumu isimlendiriyorum. Burada şimdi ön görünüşte vermiş oluyorum zaten. Yataydaki ölçümü. O yüzden tekrar bir daha üst görünüşte vermeyeceğim. Gerek görmüyorum. Çünkü parçalarım aynı. Daha sonra üst görünüşte de verebiliriz. Bu alt plakalarımızın ölçüsünü. Hepsini tek tek vermek istiyorsanız. Ki alt plakalar için daha anlaşılır olacaktır hepsi. Yan görünüşte riske atmaya gerek yok. Arkadaki plakaları görmüyor çünkü. Üst görünüşte kaynatacağı uzaklıklara şu şekilde hepsine tek tek veriyorum. Profilin yan ölçülerini referans alarak burada kısa yol atarsanız ölçülendirmenizi daha hızlı işlem yapabilirsiniz. Ben burada görseli anlatabilmek için kısa yolları kullanmıyorum. Kısa yol oluşturma yöntemini göstermiştik arayüz anlatımımızda. Burada yine tekrar gösterelim isterseniz kaçıranlar için. Customize kısmına girdikten sonra toolbar'a gelip burada keyboard kısmına geldiğinizde ana menüde dimension'ı bulmanız gerekiyor. Insert, dimension, rapid dimension. Burada D olarak zaten tanımlanmış hızlı tuş. Eğer tanımlanmadıysa veya başka bir tuşu atamak istiyorsanız bu kısma giriyorsunuz ve remove dediğiniz zaman aktif olmuş oluyor. Bizim D şu anda. Evet. Alt plakalarımın ölçüsünü, kaynak ölçüsünü belirttim. Ana ölçülerini de belirtelim. Burada da verebiliriz. Burada da verebiliriz. Ön görünüşte biraz karmaşık oluyor. Bir tanesini vermemiz yeterli. Çünkü diğer parçalar aynı. Aynı kesimden çıkacak ki